AK Parti siyasi hayata başladığı 14 Ağustos 2011 tarihinden itibaren aziz milletimize taahhüt ettiği ve bugün yeni Türkiye olarak tanımladığımız demokratikleşme, refah toplumu, kalkınma, öncü ülke olma, ilerleme ve büyük medeniyetimizi geleceğe taşıma süreçlerinin tamamını siyasi yolculuğunun ve büyük başarı hikayesinin bir destanı olarak gerçekleştirmiştir. AK Parti Kurucu Genel Başkanı Lideri Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve bu büyük davaya inanmış kadrolarıyla birlikte yüzyılımızın ilk 13. yılında kimsenin hayal bile edemediği birinci atılımı gerçekleştirmiştir. AK Parti bütün başarısını, yol haritasını belirlediği birinci olağan, ikinci olağan, üçüncü olağan, dördüncü olağan ve beşinci olağanüstü kongre süreçlerinde ortaya koymuş olduğu ülke, felsefe ve onun üzerinden milletle imzaladığı sarsılmaz güvene dayalı sözleşme ile sağlamıştır. Nihayetinde kongrelerimiz büyük medeniyetimizin tüm değerleriyle milletimizle buluşma ve geleceğe taşınma iradesinin kaynağıdır. Kongrelerimiz 2015 seçimlerine hazırladığımız bu dönemde aziz milletimizden yeniden güç alarak partimizin ve teşkilatımızın tazelenme, yenilenme, kuvvet kazanma, 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine ulaşma iradesinin kaynağıdır. Ve kongrelerimiz millet egemenliğinin, millet iradesinin ve millet iktidarının kaynağıdır. Değerli basın mensupları, kıymetli dava arkadaşlarım, gerçekleştirilecek olan 5. olağan kongre takvimi 15 Eylül 2014 tarihinde başlamıştır. 20 Şubat 2014 tarihinde il kongrelerinin sonuçlanmasıyla ile büyük kongre öncesi süreçte tamamlanmış olacaktır. 5. olağan kongre sürecinin ilk ve en önemli aşaması köy ve mahalle delege seçimleridir. Delege seçimleri parti içi demokrasinin hepinizin bildiği gibi temel taşıdır. Bunun için delege seçimleri köy, mahalle ve beldelerimize kayıtlı tüm üyelerimizin katılımıyla mahallinde ve sandık konularak yapılacaktır. Bu da AK Parti'nin demokrasi anlayışının ne derece ilerlediğini göstermekte. İlimizde ve ilçemizdeki delege seçimleri, özellikle Menderes ilçemizdeki delege seçimleri tüm köy ve mahallelerimizde 19 Ekim 2014 günü aynı gün ve saatte yapılacaktır. Böylece parti içi demokrasinin ve seçimlerimizle bütünleşmenin, seçmenlerimizle bütünleşmenin en önemli temeli köy ve mahallemizde atılmış olacaktır. Daha sonra kongre takvimine uygun olarak 1 Kasım 31 Aralık 2014 tarihleri arasında ilçe kongreleri, 22 Kasım 2014-22 Şubat 2015 tarihleri arasında da il kongreleri malumunuz olduğu üzere gerçekleştirecektir. AK Parti 1. Olağanüstü Kongresi ile aynı salonda halkın oyuyla seçilen Cumhurbaşkanı Sayın Tayyip Erdoğan'ın ve kongrede tüm katılımların ortak ittifakı ile seçilen Genel Başkanı ve Başbakanı Sayın Profesör Doktor Ahmet Davutoğlu'nun ortaya koyduğu örnek tablo ile Türk siyasi tarihine damgasını vurmuştur. AK Parti'nin önümüzdeki hedefi başlayan 5. olağan kongre sürecimizle birlikte 2015 seçimlerinde nasıl başarıyla çıkarız? Milletimize söz verdiğimiz gibi 2023, 2053 ve 2071 Türkiye'sinin istikrarla, huzurla gelişmesiyle ve selamete ulaşmasını nasıl sağlarız hedefler arasındadır. Kongrelerimiz tüm vesayet kalıntılarının, paralel yapının, milletimize musallat olan tüm musibetlerin tasfiye edilmesinin kaynağıdır. Ana hedef ve gaye budur. Bu doğrultuda hareket edilecektir. Değerli medya temsilcileri, Profesör Doktor Ahmet Davutoğlu'nun başbakan seçilmesiyle yeni Türkiye'nin kapıları ardına kadar açılmıştır. Türkiye bu yeni dönemde güçlü, demokratik, müreffeh ve saygın bir ülke olma hedefine daha büyük bir azimle yürüyecektir. Bu kutlu yürüyüşte Genel Başkanımız ve Başbakanımız Sayın Profesör Doktor Ahmet Davutoğlu'nun öncülüğünde tüm teşkilatımızla
yek vücut olarak büyük hedeflere ulaşacağız. AK Parti bu yeni aşamada milletin sesi olmaya devam edecektir. Daima milletimizin yanında olmaya, milletimizin dilini konuşmaya, onlarla olan gönül bağını korumaya devam edecektir. Olan kongre çalışmalarımızın partimize ve milletimize hayırlı olmasını temenni ediyor. Hepinize ilginiz için teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum.